Öncelikle başkanım, bizi derneğinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz Çerkezköy'de Türkiye Sakatlar Derneği'nin başkanlığını yürütüyorsunuz. Dernek olarak ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? Biraz bundan bahseder misin bize? Derneğimiz 9 yıllık bir dernek. Faaliyetlerimiz, eskiden mekanımız yoktu ama şimdi mekan oynatıyor. Türkiye'de olmayan bir dernek burası, 6 katlı bina. En önemli binanın özelliği bir adet basamak olmayışı, döner rampa ve asansörümüzle katlar arasında ulaşımımız var. Derneğimizin Türk Sanat Müziği Korosu var, Sema ekibi var, tiyatro grubu var, folklor ekibimiz var ve şu an yeni kurduğumuz ritim grubumuz var. 11 davul, 8 def, 4 dabrika ile güzel bir ekip kurduk. Aileler çocuklarını getiriyorlar, sosyal olma ihtiyaçları var, güzel zaman geçiyorlar, eğleniyorlar, çocukların bir amacı var. Çocuklarımız artık hepsi, bedensel ve zihinsel hepsi sosyaller. Burada bir yaşayan bina burası. Binamız 6 kat dedik, en alt katımız spor salonu. Engelliler karşılığımızın bay bayan hocalar tarafından spor yapılmakta. Çok amaçlı salonumuz var, girişte gördüğümüz gibi. Bütün çalışmalarımız orada olmakta. Bu katımız var, bu katımız idari katımız. Kafeteryamız ve mutfağımızdan oluşan bir katımız. Bir üst katımız, proje katımız. Burada her türlü ahşap boyama, takı tasarım, bilgisayar eğitim, ebru hat sanatı, mescidimiz ve oyuncak odamızda bir katımız. Ve en önemli katımız, en üst katımız. Orası işte kimsesiz engellilerin kalabildiği misafirhanemiz. Bir annenin babanın çocuğu engelli, zihinsel ya da bedensel engelliyse en büyük düşüncesi şu: Rabbim benim canımı almaya geldiği zaman önce evladımın canını alsın, sonra benimkini alsın ki evladım arkada sahipsiz kalmasın düşüncesiyle. Biz bu düşünceyle misafirhane yaptık. Şu an 3 engelli erkek arkadaşımız ve 4 tane bayan arkadaşımız bu dernekte ikametmekte. Çerkezköy'de 9 yıldan beri dernek başkanlığı yapıyorum, kurucu başkanıyım. Şu an 1900 üyeye sahibiz. Buradan kapıdan engelli olarak biri girdiği zaman ister başbakanın, ister kaymakamın, ister muhtarın, hiç önemli değil. Ben engelliyim, ihtiyacım var, bana bilgi verir misiniz, ihtiyacım karşılanması dedikleri takdirde biz kimin gönderdiğini değil, direkt engelli arkadaşımıza ne gerekiyorsa, elimizden yapmak ne geliyorsa yapabildiğimiz hepsini yapmaktayız ve bunu da gururluyoruz. Peki başkanım, biz bu akşam bir gösteri sergiledik Çerkezköy'de, evet. Ve zihinsel engelli bireylerle bu gösteriyi yapıyoruz ve tüm Türkiye'ye tanıtmak amacıyla bu gösteriyi yapıyoruz, bir farkındalık yaratmak amacıyla. Siz bu gösteriyi izlediniz. Bu gösteri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bizim de bir tiyatro grubumuz olduğunu, gerçi ne kadar profesyonel değiliz ama bizim engelli arkadaşımızın da artık sahne kültürü var. Programımızı izledik, çok da hoşumuza gitti. Ha var, daha önce telefonlarla bizi arıyorlar, işte biletlere 50 lira, 5 tane bilet alırsanız işte firmanızın logosunu koyarız telefonla. Sonra duyuyoruz ki tiyatro oynanmamış ya da bir tane görme engelliyle sahneye dalga geçilmiş ya da farklı şeyler yaparak engellinin üstünden suistimal edildiği için baştan size sıcak bakmadık. Belediye hakikaten bizi aradı. Dedi böyle bir engelli tiyatrosu gelecek. Dedi ki bakın yapmayın etmeyin. Sizin Çerkezköy'de bir derneğiniz var. Tiyatro grubumuz var. Gelin bunlarla çalışalım. En azından Çerkezköy'de olduğumuzu bilsin. Arkadaşlarımız sosyal olsun. Tabi biz dinlemediler. Biz korkuyorduk. O simsarlar gelecek. Yani engellinin üstünden kullanan insanlar gelecek diye beklerken. Ama sizin sağ olsun güzel bir çalışmanız oldu. Hoşumuza gitti. Engelli arkadaşımız aynı geminin içindeyiz. Amacımız aynı. Tamamen aynı gemide olduğumuz için yaptığınız her türlü çalışmaya Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi olarak desteğe varız. Keşke gündüzden görüşseydik, sizi daha iyi ağırlayıp en azından daha iyi tanışıp elebildiğimizden geldiği kadar salonu doldurmak için her şeyi yapabildik. Gerçi biz bu akşam 60 kişiye katıldık ama salon biraz boştu. Ama bizim suçumuz değildi. Sonuçta belediyenin yaptığı çalışmaları bu. Biz engelli olarak size desteğimizi verdik. Güzel bir tiyatroydu. Çünkü biliriz ki zihinsel engelli arkadaşlarımızın 60 yaprak bir tekstili ezberlemesi, bunu oynaması hiç kolay bir şey değil. Çünkü biz bunu dernekte yaşıyoruz. Emeği için herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Peki başkanım, siz de Türkiye'de bir farkındalık yaratıp engelsiz bir şehir yaratmaya çalışıyorsunuz. Ve %95'i engelsiz olan bir şehriniz var. Bunu tüm Türkiye'nin bir farkındalığı olsun istiyorsunuz. Biz de aynı farkındalıkla yola çıktık. Tüm Türkiye'de engelliler evlerine hapsolmasın amacıyla bu projeyi yürütüyoruz. Sizce bu projeyle biraz da olsa bir farkındalık yaratılabilir mi? İnsanlar engellilerin neler yapabileceğini görebilir mi? Kesinlikle katılıyorum.
biz işte biz derken yanlış anlamayın, biz en geminin içinde olduğumuz için söylüyorum. Kesinlikle engellere imkan verildiği zaman, bakın evet. Türkiye'de ilk ve tek bir binadır bu. Evet. Ve şu an hala içinde engeller var. Saat kaç? Gece saat 11. Çünkü burası bir yaşam evi. İmkan verdiğin zaman isteyin, her şeyi yapmaya hazırlar. Onların sadece imkana ihtiyacı var. Bu binayı biz yaptırırken çok zahmet çektik. Ya işte şöyle böyle dediler ama şu an hala yaşayan ve Türkiye'ye örnek olan bina. İşte yaptığımız bir şeydir. 3 tane engelli, 5 tane engelli arkadaşım sahnede bir şeyler yapması. Ki ekibimizin çok kalabalık olduğunu görüyorum ama biz bu akşam sadece 3 arkadaşımızla tanıştık. Bunların imkan verildiği takdirde olmayacak şeyler değil ama işte biz buradan Turizm Bakanlığı'na şunu istiyoruz lütfen. Şu engeller üstünden tiyatro yapıp satış yapanları lütfen onları bizi karıştırmasınlar. Biz bunun Çaykezköy'de biz çok rahatsızlığını çekiyoruz. İşte size de ilk tepkimiz ondan dolayı olmuştur tanımadığınız için ama bunu Turizm Bakanlığı, Kültür Müdürlüğü artık kim ulaşıyorsa lütfen buna bir örnek şey imkan verilmesin. Ama diğer çalışan işte sizin gibi derneklere imkan verilsin, engelli arkadaşlarımız birebir elindeki hünerleri sunsun. İmkan verilince engelleye başlamayacağı bir şey yok. Engel her yerde ama biz buna ulaşmaya basın. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun.